Ay gel İkrem gel. Hayırdır valide sultan? Anne ne oluyor? Lale aradı. Çınar'ın ailesi beni istemeye gelecek dedi. Hiçbir şey anlamadım. Sonra İkbal İlgaz aradı. Hayırlı bir iş için akşam size geleceğiz dedi. Hayırlı işi ne istemesi? Onlar zaten evli değil mi ya? Bir bu eksikti. Ay çok eğleniyorum. İkbal İlgaz benden kız istemeye gelecek. Necip Bey, beni düşürdüğün durum ortada. Önce Lale özrünüzü bir zahmet kabul etti. Sonra anası olacak o kadın hayırlı bir iş dememe yarım ağızlı olur dedi. Maskara oldum sayende. Bu işi çözeceksin. Kaçta kabul edecekler bizi? Saat 8 buyurdular. İyi. Ben yarım saat önce giderim. Sen bil diye söylüyorum. Bizimkileri idare et. Benim Zümrüt Taşkıran'la baş başa görüşeceklerim var. Bakalım ondan sonra afrası tafrası kalacak mı? Zümrüt Hanım, misafiriniz geldi efendim. Daha yarım saat var. Görgüsüzler. Oo, Necip Bey. Erken geldim. Hoş geldiniz. Bey'i adadınız. Memnun oldum. İyi akşamlar. Bizimkiler gelmeden önce baş başa görüşmemiz icap ediyor Zümrüt Hanım. Ben mutfağa geçiyorum Zümrüt Hanım. Biz de bahçeye inelim lütfen. Evet. Neymiş bana söyleyeceğiniz o çok önemli şey? Kıyıdaki ilk konuşmamızı hatırlıyorsanız tahmin etmek güç olmasa gerek. Söze bile gerek yok esasında. Ay. Amcamın arabası değil mi bu? Bizden önce gelmiş. Bana haber vermedi. Aa, Allah Allah. Benim de haberim yoktu. Bu taraftan. Buradan gidiyoruz. Çınar'la Lale'nin evliliğini sen yıkacaksın Zümrüt Hanım. Neye istinaden? Buna istinaden. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş geldi. Hoş geldiniz. Ben yol göstereyim size. Buradan buyurun. Namusunuzu ve şerefinizi iki paralık olmaktan kurtarmak için bu evliliği bitireceksin. Yoksa? Yoksa... bu pislikler ortaya saçılıverir. Hem de bu gece. Yenge, bunlar bizi istemiyorlar. Niye ki? Baksana Zümrüt Hanım ortada yok. Bu ağabeyini ağırlıyordur belki. Buyurun. akşamki ziyaretinizin sebebini... Hayırlı bir iş için demiştik ya. Evet. Dediğiniz gibi dünür oluyoruz. Kaldı ki çocukları evli. Her ne kadar bizden gizli yapmış olsalar da evliler işte. Yani? Yani ortada eğer bir pislik varsa bu ikimize birden sıçrar. Ne münasebet. Bu bizim ayıbımız değil. Sizin ayıbınız. Eğer ortada bir ayıp varsa bu benim mahremiyetimden değil. Sizin yaptığınız şantajdır. Pes doğrusu. Küçük kızınız ve siz. Aynı adamla. Bunun nesi kabul edilir? Yeter. Bu çirkin konuşmaya bir son verelim. Unutmayın ki ben aynı zamanda sizin yeğeninizin kayınvalidesiyim. Ve adetlerine bağlı Ilgaz ailesinin dünürü. Eğer ortada bir ayıp varsa onun altında hepimiz kalırız. Sen öyle san Zümrüt Hanım. Ucu bize değene kadar analı kızlı aynı adamla düşüp kalkmışlar der, bunu konuşurlar. Cemiyetin ağzına sakız olursunuz. Şöyle koyalım. Zümrüt Hanım'a haber vereyim. Aşağıda Necip Bey'le bahçedeydi. Geldiğinizi duymadı herhalde. Ben çağırırım. Siz Lale'yle ilgilenin Bey ya dadı. Tamam. Müsaadenizle. Dadısı da varmış. Abim de Zümrüt Taşkıran'la sohbeti koyutmuş anlaşılan. Ay inşallah. Bunlar ortaya çıkmaya görsün. O zaman anasına bak kızına al lafı yerini bulur. Rezil olacaksınız. Beni buna mecbur etmeden bu işi bitireceksin. Bakın Necip Bey. Çınar, geldiniz mi? Geldik amca. Hoş geldiniz Çınar. Hoş bulduk. Anneniz neredeler? İçerideler. Ben bir hoş geldiniz diyeyim. İzninizle. Ne konuşuyordunuz amca? Hiç, havadan sudan. Zümrüt Hanım bozulmuş gibiydi. Kız vermek kolay değil. Hadi biz de içeri girelim. Düşünme. Yol göster bana. Ne de olsa burası da senin. Konuştunuz böyle bir şey miydi yoksa? Haşa. Bu konuda Taşkıran ailesine en küçük bir imada bulunmadım. Elinde bir zarf vardı. Bu mu? Ne var içinde? Zümrüt Hanım'ın geleceği.